Ekranlarından yeniden merhabalar değerli izleyenler. Bayram özel programımızla devam ediyoruz efendim. Öncelikle bir kez daha bayramınız mübarek olsun. Güzel, huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyoruz efendim. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte. Tabi bayram devam ederken bizler de ekranlardan efendim sizlerin yine misafir olmaya gayret gösteriyoruz. Hem bayramı konuşuyoruz, hem gelişmeleri konuşuyoruz, siyaseti konuşuyoruz, ekonomiyi konuşuyoruz. Bir yandan da gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bayramın nabzını tutmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Saadet Partisi. Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Arıkan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür yerimize. ederim. Hoş bulduk. Bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin, izleyicilerimizin, tüm hemşehrilerimizin, İslam aleminin ben de bayramı tebrik ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah daha nice bayramlara ulaşmayı sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde hepimize nasip eder. Amin diyelim efendim. Tabii ki de çok önemli bir bayramdayız çünkü pandeminin gölgesinde evet, iki bayram evet, geçirdik. Evet. Bu bayram Allah'a şükür yani hiçbir engel olmadan iki bayrama göre son iki kurban bayramına göre daha rahatız. Hatta bir öncekinden değil iki sene öncekinde galiba yasaktı yani sokağa evet, çıkma evet, yasağı evet. vardı. Yani çok şükür tekrar o günlere kavuştuk o heyecanı bir kez daha yaşadık. Ee, sizden dinleyelim nasıl geçiyor kurban bayramı neler yapıyorsunuz bugün efendim. Evet yakın. Tarihe baktığımızda belki en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bayram. Evet. Niye bu ifadeyi kullandım? Kucaklaşmaya ihtiyacımız var, muhabbete ihtiyacımız var, selamlaşmaya ihtiyacımız var, dertleşmeye ihtiyacımız var. Bu bayram inşallah bunlara vesile oldu ki bayramın zaten Cenab-ı Allah tarafından bizlere hediye edilmesindeki amaçlardan bir tanesi de bu. Kulluk vazifemizi tekrar hatırlayabilmek, Allah'a yakınlaşmak olan kurban kesme ibadetini yerine getirebilmek. Bundan dolayı ben Cenab-ı Allah'a bir kere daha şükrediyorum. Son dönemde, son iki yıl dediğiniz gibi doya doya bir bayram yapamadık. Doya doya bir büyüklerimizin elini öpmeye gidemedik. Küçüklerimiz bizi ziyarete gelemedi. Siyasiler artık Zoom diye bir şey çıktı. Oradan bayramlaşma yapıldı. Bunlardan kurtulduk elhamdülillah. Her ne kadar haber bültenlerine baktığımızda farklı haberleri bizlere servis etseler de ben eskisi gibi olmayacağı kanaatinde olanlardanım. İnşallah Cenab-ı Allah bir daha bizi o günlere döndürmez. Genel anlamda baktığımızda gerek Kayseri'mizde siyaset gereği Türkiye'nin birçok coğrafyasına gezme imkanı buluyoruz. İnsanların muhabbet etmek için bahaneler arama ihtiyacı duyduğu bir sürece geldik bu bayramda bu bahanelerimizden biri olacak inşallah. Siyasi görüşüne olursa olsun, dünya görüşüne olursa olsun, inanç noktasında nerede durursa dursun konuşabilmek önemli, muhabbet edebilmek önemli, sorunlarımızı masaya yatırıp müzakere edebilmek önemli. Bu bayramda bunlara vesile olur inşallah diye ümit ediyoruz. Cenab-ı Allah daha nice bayramlara sağlık saat içerisinde ulaşmayı bizlere nasip etsin. Amin diyelim efendim. Tabii başkanım uzun zaman oldu program yapmayalı sizlerle. Evet, evet, Tabii biz en son sizinle program yaptığımızda siz yine Kayseri'de siyasetinde aktif rol alıyordunuz. Hala Türkiye siyasetinde aktif rol alıyorsunuz ve o zaman o dönemden sonra Saadet Partisi genel başkan yardımcısı oldunuz. şimdi bakış açınızı merak ediyoruz şu dönem. Aslında yayından önce biraz konuştuk. Evet. Kayseri'deki siyasetle Türkiye genelindeki siyaset arasındaki farkı bu bakış açısıyla siyasetle devam edelim. Buyurun. Ee, şöyle ifade edeyim. Ee, bizdeki siyaset çocukluktan gelen e, bir şey. E, aile ve de, de bir siyasi gelenek e, hakimli. Milli Görüş Hareketi'nde bulunuldu. İşte, milli Nizam, Milli Selamet, Refah, Fazilet ve şu an Saadet'te Ta, e, siyaseti takip ediyoruz e, Gençlik kollarıyla başlayan Siyasi mücadelemiz Şu anda genel başkanımızın e, tensipleriyle Genel başkanımız olarak devam ediyoruz Gayret içerisindeyiz Görevimizde teşkilat başkanlığı Türkiye'deki hmm. 81 il 973 ilçenin e, Teşkilatlarını takip etme gayret içerisindeyiz Haliyle sürekli sahadayız Sürekli dolaşıyoruz Son bir yıl içerisinde ziyaret ettiğimiz illerin sayısı 60'ı aştı. İnşallah birkaç ay içerisinde 81 ilimizi de dolaşıp ziyaret yapma hedefimiz var. Tabii şunu görüyoruz, insanlar mutsuz Yalçın Bey. İnsanlar gelecekle alakalı bir karamsarlık söz konusu. İnsanların bugünkü gidişatla alakalı belki kalabalık ortamlarda dillendiremediği hususları birebir sohbetlerde dillendirdiği bir ortamla karşı karşıyayız. Bu tabii bizi de e, muhalefet anlamında, siyasi getire anlamında mutlu ediyor gibi gözükse de genel anlamda e, biz de bunlardan e, ümitsiziz. Gönül isterdi ki e, sizin e, im verdiğiniz imkanla katıldığımız bu programlarda, yaptığımız siyasi çalışmalarda, Ülkedeki problemleri konuşmak yerine e, güzelliklerin daha hakim olduğu, güzelliklerin ön plana çıkabildiği programları, konuşmaları yapabilelim. Ama maalesef bir e, iki dakikalık e, o hal hatır sormadan sonra ne olacak bu memleketin haliyle e, muhabbetlerin, programların devam ettiği bir süreçte karşı karşıyayız. E, i̇fade ettiğim gibi birçok coğrafyayı geziyoruz, dolaşıyoruz. E, gezdiğimiz yerlerde insanların en çok şikayet ettiği husus Kutuplaşma problemi. Yani kamuoyu araştırmalarına ben şunu görüyorum bazen. İşte Türkiye'deki en sıkıntılı durum ekonomi olarak yazılıp çiziliyor ama ben sorulan sorularla biraz oraya kanalize edildiğini düşünüyorum insanların. Benim nazarımda ülkedeki en büyük problem konuşamama problemi, kutuplaşma problemi. İnsanların birbirinden belki Cumhuriyet tarihine baktığımızda hiç bu kadar nefret ettiği bir durum Söz konusu olmamıştı. 1980 darbesini yakinen yaşadık. İşte Kayserimiz'de bazı kahvehaneler şucuların, bazı kahvehaneciler bucuların şeklinde silahlı çatışmaya varan hiçbir zaman tasvip etmeyeceğimiz hadiseler gerçekleşmiş. Bugün tabi silahlı çatışma şeklinde gelmese bile yapılan kamuoyu araştırmalarında toplumun %70'inin bahçede oynayan çocuğunun bir başka partili ailenin çocuğuyla oynamasını istemediği gibi sonuçla karşı karşıyayız. Bizim bunu çözmemiz gerekiyor. Bizim bunu çözmenin yolu da siyasilerden geçiyor. Siyasiler topluma örnek olmak durumunda. Siyasiler sorunlar, ülkenin sorunlarını birbirine böyle uzaktan uzağa grup toplantılarında, basın toplantılarında mesajlar göndererek değil de bir masanın etrafına gelerek konuşarak ben çözüm olacağını düşünüyorum. izleyicilerimizden hatırlayanlar mutlaka vardır. Geçtiğimiz yıllarda açık oturumlar olurdu. Siyasi parti liderleri, merhum Erbakanlar, Ecevitler, Türkeşler, Özallar çıkar. Konuşulurdu. Nükteler yapılırdı, şakalaşmalar yapılırdı ve program sonunda da liderler kol kola çıkabilirdi. Ama bugün siyasi parti liderlerinin özellikle bazı partilerin bazı partilerin bir araya gelmesi fermana mahsus oldu. Yani bir programda tokalaşmaları bile akşam haber bültenlerinde gündem olma durumuna geldi. Bizim buradan çıkmamız lazım. Bizim toplumu buradan çıkartabilmemiz lazım. Haliyle yukarıdaki bu tablo Aşağıya da yansıyor. Aşağıda da böyle bir e, tablo oluşturuluyor. Bununla alakalı e, mutlaka sizin de e, soracağınız soruların içerisinde vardır ama ben ufak bir girizgah yapayım. Bir altılı masa hadisesi e, var Hı -hı. Türkiye'de. Malumunuz yaklaşık 6 ay önce e, 6 tane siyasi parti bir araya geldi ve biraz önce ifade ettiğim hususlarla alakalı sıkıntılardan dolayı dediler ki ya biz bir araya gelelim. Bizim Parti programlarımız farklı, dünya görüşlerimiz farklı, çözüm önerilerimiz farklı. Ama ülkenin geldiği durum e, münasebetiyle artık e, siyasi önceliklerimizi, siyasi kazanımlarımızı bir kenara bırakıp ülkenin kazanımıyla alakalı ortak noktada nerelerde buluşabiliriz bir araya gelelim dendi. Geçtiğimiz hafta da e, size haber bültenlerinizde ifade ettiniz. E, bu toplantıların beşincisi icra edildi. Ve bu beş toplantıda da... E, seçimlerde ne yaparız da X, Y, Z yani 6 partiden bir tanesi daha fazla oy alır değil. Ülke bugünkü durumundan, ekonomik problemlerinden, kutuplaşma problemlerinden, eğitimdeki sıkıntılarından, sağlıktaki sıkıntılarından, dış politikada dış politika sıkıntılarından en hızlı bir şekilde partisancı tavır almadan nasıl çıkarılır? Onun kafası yoruluyor. Onun müzakeresi yapılıyor. Onun istişareleri yapılıyor. Olumlu bir noktada gidiyor. Ve bunun da Türkiye bir örnek olacağı kanaatindeyim. Tabii Gönül şunu da ister. iktidarın ortakları da belki her ay olmaz ama ara ara toplantılarda bir araya gelsinler, toplansınlar, konuşsunlar. Bunlar müzakere edilsin. Sizin de geçtiğimiz yıllarda birçok beraber program yapma imkanı bulduk. Bütün programlarda ben şunu ifade ederdim. Yani burada ben tek baş olmaktansa bütün partiler gelseler konuşsak Kayseri'yi konuşsak evet, evet, Türkiye'yi evet. konuşsak çağrımızı yin, e, yinelerdik ama olmadı maalesef acaba bizim sadece Kayseri'de mi bu sıkıntı diye düşünürken işte biraz önce ifade ettiğim e, il ziyaretlerimize soruyorum maalesef her ilde aynı ortamın olduğunu görüyorum. Partilerin bir araya gelemediğini e, görüyorum. Bayramlaşmada dahi zoraki görüşmeler, zoraki muhabbetler e, olduğunu görüyorum. Bunları aşacağız. Yani ben e, tabii bayram günü izleyicilerimize çok karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama e, Anadolu insanı, e, memleketimizin insanı fedakardır. Bu sıkıntıları da geçmiş yıllarda e, daha büyük problemleri nasıl açtıysa bu problemleri aşacaktır Türkiye'nin daha iyi bir yerlere gele gelebilmesi için, muhabbetleşmenin, kucaklaşmanın daha iyi bir şekilde olabilmesi için gereken fedakarlığı yapacaktır. Siyasilerimiz de e, bu kutuplaşma diline daha fazla direnemeyeceğini düşünüyorum. Niye direnemeyeceğini düşünüyorum? Artık işler tersine dönmeye başladı. Son 20 yıl boyunca Türkiye'deki gerginlik, Türkiye'deki kutuplaşma tarafları güçlü hale getiriyordu ama özellikle 2019 mahalli seçimlerinden sonra kutuplaşma dili, nefret dilinin e, oy kaybına götürdüğünü e, siyasiler gördü. İnşallah sayın cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında güzel bir ifade kullandı. Ben buradan kendisine teşekkür ediyorum bu cümleyi kullandığı için siyasette kutuplaşma olmaz dedi siyasette kavga olmaz dedi konuşabilmemiz lazım problemleri çözebilmemiz lazım dedi sayın cumhurbaşkanım bu söyleminin bu bayram münasebetiyle de bayramdan sonrasında eyleme dönüşmesini temenni ediyorum belki kendisi bulunduğu makam gereği veya geçmişteki e, kullandığı cümlelerden dolayı siyasi parti liderlerini bir araya getirebilir ama kurmaylar oturabilir, konuşabilir. Alt komisyonlar e, bir araya gelip e, müzakere edilebilir. Ben bunu Türkiye için e, önemli bir kazanım olacağı kanaatindeyim. Evet. Efendim dediğiniz gibi özellikle kutuplaşma noktası gerçekten farklı bir durum. Siz de söylediğiniz insanlara sorulan soru aslında gündemi belirliyor. Yani biz dediğiniz gibi insanlar en çok e, ekonomi sorulduğu zaman sanki bütün insanlara gündemi ekonomimiş gibi, gibi algılanıyor. Yani buradaki tespitiniz çok kıymetli. E, yani insanların asıl sebebinin yan kutuplaşma olduğunu buradan e, çıkarabiliyoruz gerçekten de. Bir de şimdi altılı masa önemli bir tabii ki de çalışma. Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir orada bir toplantı gerçekleştiriliyor. Evet. Evet. E, bütün işte altı partinin genel başkanları bir arada ve bir e, fikir ortaya çıkmaya çalışıyor efendim. Şimdi özellikle e, şunla başlayayım. O masa bundan yıllar önceki, siz daha iyi yaşadınız biliyorsunuz, o koalisyon, o ortaklıklarla mı aynı, benzer mi? Yoksa artık farklı bir ortaklık mı doğacak o altılı masadan? Öncelikle altılı masanın Türkiye için bir kazanım olacağını bir kere daha ifade etmek istiyorum. Niye bir kazanım? Altı partinin bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi, geçmişten bu tarafa sol hı hı. siyaseti benimsemiş bir siyasi parti. Diğer Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti de sağ siyaseti, sağ söylemleri benimseyen bir parti. Ama ülke menfaati söz konusu olunca bunlar bir kenara bırakılıp ortak bir zeminde buluşma imkanı oldu. Bu önemli. Yani bu haliyle aşağıda vatandaşımıza da bu birliktelik yansıyacaktır diye ben ümit ediyorum. Türkiye'nin geldiği nokta itibariyle sağ ve sol söylemlerden ziyade ...ülkeyi daha iyi bir noktaya nasıl getirebiliriz? Bunun kafası yoruluyor o masada, onun müzakeresi yapılıyor. Dün yaşadığımız hadise, Konya'daki bir doktor kardeşimiz Kayserili... ...geçtiğimiz hafta içerisinde yaşadığımız hadise. Katledildi, üzüldük. Avukatlarımız katlediliyor, insanlarımız katlediliyor. Siz her gün cinayet haberleri veriyorsunuz, uyuşturucu haberleri veriyorsunuz... ...fuhuş haberleri veriyorsunuz, boşanmalardan, ailelerdeki sıkıntılardan bahsediyorsunuz. Haliyle ekonomik problem önemli... Ama ekonomik problemler bir şekilde çözülür Yalçın Yani bugün 3 ay, 6 ay, 1 yıl belki acı reçeteler uygulanıp bazı sıkıntıları, ekonomik sıkıntıları çözebiliriz ama biraz önce ifade ettiğim sıkıntıları çözebilmenin yolu Türkiye'deki 85 milyon insanın 60 milyon seçmeni bir arada nasıl tutabilirim? ortak noktalarda nerede bir araya gelebilirim? Bunun kafasının yorulması gerektiği kanaatindeyim. Masada bunun kafasını yoruyor. i̇nşallah diğer Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik özür diliyorum, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi de iktidarın bileşenleri de belki bu masada bu sıklıkla bir araya gelmez ama ara ara bir araya gelip konuşması lazım. Yani benim gibi düşünmeyenlerin hepsi haindir. Herkes benim gibi düşünerek düşünmesi gerekir. Siyaset artık bitti. Yani Türkiye'de bu siyaset artık karşılık bulmuyor. Son 20 yıl boyunca bu çok işlendi. Ki malumunuz %50 artı 1 49.9'dan nefret etti. Aynı şekilde 49.9'da 50 artı 1'den nefret etti. Biraz önce ifade ettiğim kamuoyu araştırmaları da bunu bizi zaten istatistik olarak önümüze koyuyor. Bunu aşmanın yolu altılı masa'nın başarılı olmasından geçiyor. Peki altılı masa nasıl bir ülke yönetimi vaat ediyor? Bununla alakalı beş tane toplantı gerçekleştirildi. Altıncı toplantı e, Ağustos ayının ilk haftasında, ilk hafta sonunda e, Saadet Partimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu toplantı e, birinci tur tamamlanmış oluyor. Büyük bir ihtimalle devam eder. Yani birinci tur tamamladıktan sonra bitireceğini düşünmüyorum tabi. Ama o gün orada karar verilecek. Yüksek muhtemel bu toplantılara devam edecek. Bu toplantılarda e, ülkenin yönetimiyle alakalı ortak akılla bu ülke nasıl iyi yere getirebilir? E, bunun bunu tartışması, müzakeresi yapılıyor. Altı siyasi partiden e, birinin genel başkanı aday olabilir. Dışarıdan bir isim aday olabilir. Ama Türkiye ısrarla kimin aday olacağı tartışmasına çekilmek istiyorum. Ben bunu da son derece yanlış buluyorum. Türkiye'de kimin aday olacağından ziyade kim aday olursa nasıl bir siyasetle, nasıl bir metotla ülkeyi yönetecek bunun müzakeresi yapılması lazım. Bu konuşulmuyor. Ben çok üzülüyorum. Yani geçtiğimiz yıllarda e, malumunuz burada e, Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak da program yapmıştık. Orada da söylemiştim. Ya bugün Saadet Partisi'nin adayı Mahmut Arıkan, diğer partilerinde çok kaliteli güzel adayları var. Kim Kiminden ziyade projeler konuşulsun diye ben e, burada burada ifadelerde ifadeler de bulunmuştum. Türkiye için aynı şeyi söylüyorum. Yani bugün Yalçın Bey de yönetse, Mahmut Bey de yönetse Yalçın Bey ve Mahmut Bey'i tartışmamamız gerekiyor. Yalçın Bey Cumhurbaşkanı olursa nasıl yönetecek? Mahmut Bey olsa nasıl yönecek? Bunu tartışalım. Peki Saadet Partisi'nin projesi ne efendim orada? mesela? Saadet Partisi'nin siyaset anlayışıyla alakalı, yönetim vizyonuyla alakalı maddeleri var. Bunlardan birisi kutuplaşmayı ortadan kaldırabilmek, insanları kucaklayıcı söylemler geliştirebilmek, adaleti olmazsa olmaz noktasında dışarıdan müdahale olmadan kendi haline bırakabilmek, atamalarda yönetim atamalarında liyakata önem verebilmek, ...ahlak, önce Ahlak ve Maneviyat Saadet Partisi'nin 1969'daki kuruluş felsefesindeki ilk prensiptir. Onun tekrar ülke yönetiminde gündemde olmasını sağlamak, özgürlükleri teminat altına alabilmek... ...ki bugün her ne kadar ülkenin özgür olduğu konuşulsa da, özgür bir şekilde mesajlarını iletebileceği ifade edilse de... ...sizin gibi siyasi partilerin bütün kurmaylarına ekranlarına yer veren televizyon sayısı... Belki bine yakın televizyon kanalı vardır artık Türkiye'de. Çok az yalçın Bey. Yani ben buradan TV1'e bir kere daha sizlere, diğer arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kayseri'de sözü olan, mesaj vermek isteyen herkese ekranlarınızı açıyorsunuz. Bu büyük bir güzellik. Ama biraz daha, kelimeyi de yanlış kullanmak istiyorum ama yaygın medyadayım. Biraz daha sermaye gücü olan, izlenme oranı yüksek olan kanallar, ee, muhalefete yakın olanlar sadece muhalefetin sözcülerini, iktidara yakın olanlar da sadece iktidarın sözcülerini çıkartabiliyorlar. Saadet Partisi iktidar ortağı olduğunda iktidar ortağı diyorum. Niye? Artık bugün yeni seçim sistemiyle 50 artı birlik metotla Türkiye'de hiçbir parti tek başına iktidar olma şansı yok. Ki her ne kadar AK Parti de tek başına ülkeyi yönetiyormuş gibi olsa da dört tane ortağı var malumunuz. Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan bir Cumhur İttifakı söz konusu. Saadet Partisi'nin ortağı olacağı iktidarda özgürlükleri teminat altına alacak. Herkes düşüncesini rahat bir şekilde ifade edebileceği bir ortam e, sağlanacak. Ülkenin bağımsızlığının sözde değil de eylemde olabileceği bir ortam da Saadet Partisi'nin iktidar hedeflerinden bir tanesi. Niye bu ifadeyi kullandım? Türkiye tam bağımsız değil mi diye izleyicilerimizin kafasında soru işareti oluşabilir. Ee, Orta Doğu'da bizden habersiz yaprak kımıldamayacak ifadeleri kullanıldı malumunuz ülkemizde. Ama son 20 yıl içerisinde Orta Doğu'daki coğrafyaya, ülkelere baktığımızda hepsinde kan ve gözyaşı var. Ve o coğrafyada bulunan ülkelerin hepsi, son 20 yıl içerisinde kaybetmiş ülkeler ve o coğrafyada kazanan iki tane ülke var. Bunlardan bir tanesi bir metrekare toprağı olmamasına rağmen Rusya, ikincisi İsrail. Bu iki ülke dışındaki Türkiye'de dahil olmak üzere herkes bu coğrafyada kaybetti. Demek ki biz tam bağımsız bir ülke değiliz. Hatırlayın Rahip Bransan diye birini biz ajan diye Gözaltına aldık, tutukladık, cezaevine gönderdik ve kullanılan ifade neydi? Bu cam bu tende olduğu müddetçe bu rahip buradan çıkarılamaz şeklindeydi. Ama gel zaman git zaman rahip Buransan özel bir uçakla ülkeden gönderildi. Ama adalet bu şekilde yön veriyor dediler. Adalet bu şekilde yön veriyor derken adaletin müdahale edilmemesi gerektiğini ben zaten burada ifade hmm. ediyorum. Bugün Yalçın Bey gelinen nokta itibariyle adliye saraylarında davaları kazanabilmek için haklı olmak yetmiyor Başka bağlantınızın olması gerekiyor, iktidara yakın e, kaynaklarla muhabbetiniz olması gerekiyor. Böyle bir süreç yaşadık. Yine bir Alman gazeteci, yine Türk asıllı bir gazeteci, Deniz Yılmaz'dı yanlış hatırlamıyorsam ismi, e, tutuklandı, yine aynı şekilde gönderdik. Bir Kaşıkçı cinayetini, yani insanı Türkiye'de, Doğradılar. Yani bu artık belgelendi, delillendi. Herkes tarafından kabul edildi. Ve biz bu dava hiçbir şekilde geri vermeyeceğiz dedik. Bir yıl sonra Suudlara bu dava yine teslim ettik. Demek ki biz tam bağımsız bir ülkeyi inşa edememişiz. Saadet Partisi iktidarında Bunlar da bertaraf edilecek evet. inşallah. Efendim şimdi bir de şöyle, şimdi altılı bir masa söz konusu. İşte altı evet. tane kıymetli parti var, Cumhuriyet Halk Partisi var, işte İyi Parti var, Saadet Partisi var, Gelecek Partisi var, Deva Partisi var, bir de Demokrat Parti var. Şimdi efendim bu bir araya geliniyor, toplantılar yapılıyor. Vatandaşta şöyle bir algı var, bu işte altılı masa dağılabilir. Bu konuda ne söylersiniz? Altı Masa'nın ben dağılma ihtimalini de şu an için görmüyorum. ha ihtimal midir? İhtimaldir. Yani yüzde bir şey siyasette kesinlikle söz konusu değildir. Niye e, dağılma ihtimalini söz konusu görmüyorum? Altı lider, altı siyasi partinin kurmayları masaya otururken e, herkes siyasi rantın, siyasi menfaatin peşinde e, olarak değil, ülke menfaatini önceleyerek siyaset yapacağı noktasında bir mutabakat e, sağlandı. Politikalarla alakalı çeşitli ifadeler, çeşitli çelişkili cümleler kullanılabilir. İşte bir İstanbul Sözleşmesi hadisesi var. Bazı partileri kabul ediyorlar, bazı partileri kabul etmiyorlar. Herkes kendi görüşünü söyleyecek orada. Meclise bir oylama geldiği takdirde işte altı partinin milletvekilleri o günkü görüşü neyse o noktada oy kullanacaklar. Yani bu biraz önce özgürlüklerden ifade etmek istediğim husus buydu. Yani iktidar partisi bir karar alınca diğer iktidara ortağı olan mecliste bulunan Büyük Birlik Partisi, ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir şey itiraz etmediğini, gidip bütün e, oylamaları evet oyu verdiğini görüyoruz. Altılı masanın yönetim zihniyetinde e, seçimler oldu. X partisi en fazla oyu aldı, mecliste en fazla çoğunluğu sağladı. Herhangi bir yasayı mecliste oylamaya getirdiğinde bütün siyasi partiler görüşlerini aktaracaklar. E, siyasi çizgilerine göre ülke menfaati noktasına faydalı faydalıysa Evet oy verecekler, ee, Yanlış görüyorlarsa, menfaat noktasında sıkıntılı görüyorsa hayır oy verecekler. Bugünkü Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın arasındaki en önemli fark da bence burada bu. Yani bağlayıcı bir karar değil, her siyasi parti kendi düşünce açısına göre, bakış açısına göre olayları değerlendirip oy verebileceğini düşünüyorum. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Bugün e, AK Parti e, sağ politikaları benimsediğini iddiasında siyaset yapan bir parti. 6 partinin 5'i de, Millet İttifakı'ndaki 6 partinin 5'i de aynı şekilde sağ politikaları benimseyen partiler. Ama ne hikmetse sağ politikaları benimseyen bu 5 tane parti AK Parti ile birlikleri kurmak yerine sol e, siyaseti benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi birlik kurma ihtiyacı hissettiler. Bununla alakalı da AK Parti siyaset yapan arkadaşların niye böyle olduğu şeklinde bir analiz yapması gerekiyor. Yani insanlar e, niçin bizimle siyaset yapma yerine başka bir partiyle, sol görüş bir partiyle e, siyaset yapma, birliktelik yapma ihtiyacı duydu. Bunu AK Partili arkadaşların bir müzakere edilmesi gerekiyor. Size istirham mutlaka iktidar yetkilileri de burada ağırlayacaksınız. E, benim ağzımdan, kendi ağzınızdan bu soruyu sorarsanız ben memnun olurum. Ben de merak ediyorum. Yani niye biz e, AK Parti ile beraber siyaset yapamıyoruz? Benim açımdan Onların ne cevap vereceğini merak ediyorum ama benim açımdan verebileceğim cevap şu: Sayın Genel Başkanımız birkaç ay önce, Sayın Cumhurbaşkanı ile iki buçuk saatlik bir görüşme yaptı. Orada uzun bir görüşme evet. yaptı. Orada tabii tüm detayları bizlere özel bir görüşme aktarmamakla birlikte cümle aralarından aldığım şey şu: Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Genel Başkanımız hangi politikali alakalı eleştiri cümlesi kurduysa. Hiçbirine katılmadı. Yani ülkede çok önemli bir sorun olmadığını ifade ediyor. Muhalefet, hali muhalefetlerini yapacak, olayları abarttığını, abartılacak kadar ülkede problem yaşanmadığını ifade ediyor. Sayın Genel Başkanımız da nezaket gereği, siyasi nezaket gereği diyor ki, siz yanlış düşünüyorsunuz diyemeyince, Sayın Cumhurbaşkanım diyor, danışmanlarınızı bir gözden geçirin diyor. Yani size rapor hazırlayan politikaları evet, belediyemizin evet, noktasında evet. yardımcı olan arkadaşları bir gözden geçirin diyor. Sayın Cumhurbaşkanı yok diyor, bütün benim arkadaşlarım sağlam, hiçbir sıkıntı yok diyor. Haliyle altılı masa ile Cumhur İttifakı arasındaki fark bu. Yani burada altı parti her ay düzenli bir şekilde oturuyor. Saatlerce sürüyor toplantılar biliyorsunuz. 5 saat, 6 saat, 7 saat, gecenin geç saatlerine kadar sürdüğü toplantılar oluyor. Ama iktidar partisi mensuplarıyla müzakere etme imkanı bulamıyorsunuz. Yani geçtiğimiz yıllarda biz e, AK Parti ile de e, ittifak yapma noktasında müzakereler yaptık, e, toplantılar yapıldı. O toplantıların hiçbirinde e, hani böyle bir masanın etrafı kadar bir ittifak görüşmelerini mesafe olarak tarif edecek olursak e, masanın başından şuraya kadar dahi gelemedik. Niye? İttifak görüşmelerinde AK Parti'nin şartı şu, biz şu kalem üzerinden ittifak görüşmeleri yapabiliriz. Siz bu kalemi kabul ediyorsanız bir araya gelebiliriz. Ya bu kalemi biraz rengini açalım, bu kalemi biraz boyunu kısaltalım, boyunu uzatalım dediğimizde yok. Sizin herhangi bir e, söz söyleme lüksünüz yok. Bizimle beraberseniz bizim politikalarımızı benimse, benimseyeceksiniz. Meclis oylamalarını verdiğim örnekte de bununla geçerli. AK Parti bir öneriyi ortaya atıyor. MHP direkt tamam diyor. Büyük Birlik direkt tamam diyor. Ya yani siz bir siyasi partisiniz. Görüşünüz, e, bakış açınız mutlaka vardır. İtiraz etmeniz gerekir. Ama olmadığını görüyoruz. Bu tarafa geldiğimizde, altıl masaya baktığımızda her parti siyasi görüşünü e, ifade edebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi ile alakalı kendine doğru göre bir görüşü var. Bunu zikredebiliyor. Saadet Partisi'nin kendine göre bir görüşü var. Onu rahat bir şekilde zikredebiliyor. İktidar ortağı olduğunda, mecliste yer aldığında da e, bunu rahat bir şekilde ifade edecektir. Evet. Yani biz AK Parti ile e, yol yürümek istedik. Doğru mu efendim. Memlekete hizmet edebilmek için bir bir arada ittifak halinde olmak istedik ama AK Parti buna müsaade etmedi diyorsunuz. Doğru mu efendim? Yani mü müsaade etmedi kelimesi belki yanlış olabilir ama ortak olma noktasında başarılı olamadık. Yani evet. ortak bir yol bulma noktasında maalesef başarılı olamadık. Evet. Şimdi efendim altılı masadan gidiyoruz ama şimdi önemli bir nokta. Çünkü e, Türkiye'nin bir sonraki seçimlerde altılı masa belki kaderini belirleyecek. Doğru mu efendim? O yüzden evet. de çok önemli olduğu için bunda çok hassas durmaya çalışıyoruz. Şimdi altılı masada ee, mesela İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, e, işte Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamallıoğlu gibi siyasetin e, önemli feylerinde olanlar var, e, noktalarında olanlar var. Mesela, şimdi e, onlarda şu şekilde bir çatışma olabilir mi? Örneğin işte e, şu bakanlık ya da şu e, makam ya da şu e, kurum ya da bu. STK örnek veriyorum gibi çatışmalar olabilir Yani bir güç çatışması olabilir mi iktidara gelirse Millet İttifakı? Ben olma ihtimali görmüyorum. Ee, görecek olsak zaten biz o masada oturmayız. Hı hı. O tehlikeyi görecek olsak. Saadet Partisi'nin e, Yalçın Bey şöyle bir durumu var. Her ne kadar e, Saadet Partisi 21 yıldır siyaset sahnesinde olsa da 50 yılı aşkın bir geleneğin temsilcisi. 1969'da merhum Erbakan Hoca ile e, kurulan bir siyasi geleneğin temsilcisi ve birçok dönem iktidar ortağı oldu, birçok dönem de iktidara elinin tersinde 71 siyasi parti. Evet. Eğer bugün bizim e, makam mevki bakanlık gibi bir hedefimiz olmuş olsaydı e, çok daha konforlu alanlarda siyaset yapabilirdik, çok daha e, rahat ortamlarda seçim çalışmaları yapabilirdik. Ama biz bunu yapmak yerine e, ülkenin e, bulunduğu noktayı e, daha iyi bir yere getirebilmek için bakanlık pazarlığını değil, ülke menfaatini önceledik. 74'te Cumhuriyet Halk Partisi ile bir birlikteliğimiz oldu ve Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptık. Ve bugün AK Parti'nin önemli bir başarısıdır, küçümsem anlamda söylemiyorum, ciddi sayıda bir imam hatip sayısı açtı. Bugünkü AK Parti iktidarını açtığı imam hatibe yakın bir sayıyı biz Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber 1974'te açtık. Kıbrıs'ı aldık ve bugün... Kıbrıs yani 74'te CHP ve e, Milli Görüşün Temsilcisi MSP arasındaki koalisyonla alınan Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak e, çok az ülke tarafından tanındı. Ve Avrupa Birliği diye yere göğe sığdıramadığımız birliktelik Güney Kıbrıs e, Rum Cumhuriyeti'ni Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği'ne almadılar. Kıbrıs olarak aldılar. Geçtiğimiz hafta merak ettim. E, konuyu dağıtıyorum ama tekrar hemen geri döneceğim. Acaba dedim Avrupa Birliği'nde Kıbrıs mı üye Güney Kıbrıs Rum yönetimi mi üye diye baktım internet sitesinden, izleyicilerimiz açıp bakabilirler. Baktım orada Kıbrıs yazıyor. Güney Kıbrıs yazmıyor. Yani bizim 20 yıl boyunca uyum yasaları çerçevesinde birliktelik sağlamaya çalıştığımız, bir araya gelmeye çalıştığımız Avrupa Birliği, Kıbrıs'ı hala e, güney ve kuzey bir şekilde ayır etmiyor. Hepsini bir Rum yönetimi olarak kabul etmiş. E, haliyle bakanlık noktasında bir problem olmayacaktır. Ee, olmuş olsaydı zaten bu masa bir araya gelemezdi. Saadet Partisi, e, Demokrat Parti, İyi Parti, Gelecek, Deva, Cumhuriyet Halk Partisi ortak bir noktada buluşacaktır. E, bunlar masada da konuşulmuyor Yalçın Bey. Yani bugün e, masada zannedilmesin ki izleyicilerimiz ya işte sen şu bakanlığı alacaksın, ben bu bakanlığı alacağım, sen Cumhurbaşkanı alacaksın. Böyle bir şey yok. Yani bu Olursa zaten bir anlam ifade etmez. Yani eğer masada bunlar tartışılırsa, ülke menfaati değil de ben partimin menfaatini önceliyormuşum gibi bir durum ortaya çıkar. Böyle bir durum söz konusu değil. Seçimden sonra da kim kim cumhurbaşkanı olur, kim bakan olur, kim bürokrat olur, bunların hepsi seçimden sonra konuşacak konulardır. Ben bir kavga gürültü çıkacağını kesinlikle ihtimal vermiyorum. Tek başına bir iktidar tarafından yönetildik. Türkiye'de bir de şöyle bir husus var koalisyonların ülke için bir problem olduğu konuşuluyor. Ben bunun sıkıntılı yönleri var ama Almanya bugün dünyada bir dev ve Hitler'den bu tarafa sürekli koalisyonla yönetilmiş. Ve 100. yılına yaklaştığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmiş siyasi tarihine baktığımızda en başarılı hükümet 54. Refah Yol Hükümet. Bir koalisyon hükümeti. 20 yıl boyunca tek başına birlikler tarafından yönetiliyoruz. Sadece bir yıl 96-97 döneminde Erbakan Hoca Çiller ortaklığındaki koalisyon hükümeti Türkiye'nin en başarılı iktidarı olmuş. Havuz sistemini kurmuş, D8'leri kurmuş, denk bütçeyi kurmuş, memur, emekliye, çiftçi en fazla zammı vermiş. Şimdi izleyici bunu diyebilir ki ya o zaman siz verdiniz, şimdi de biz verdik. %90'ın üzerinde asgari ücret zam yaptık. Memurlar 6 ayda bir ücret zammı yapıyoruz. Ama Erbakan Hoca'nın Refah Partisi'nin iktidarındaki verilen ücret zamlarına karşılık enflasyon kontrol altına alınmış. Yani Ocak ayındaki enflasyon zammı 6. ayda bir anlam ifade etmemesi gibi bir durum söz konusu olmamış. Bugün 4.250 TL olduğunda hepimiz sevindik asgari ücret. Güzel bir rakam dedik. Ama Mart'a Nisan'a geldiğimizde Aralık ayındaki 2825 liranın Ocak ayındaki 4.250 TL'den daha kıymetli olduğunu anladık. 7. aya geldiğimizde 4.250 TL'nin bir anlam ifade etmediğini görmüş olduk. Peki orada. sebebi enflasyon ya yani. hale şimdi enflasyonun Şubat Mart ayı gibi iktidar şey olacağını, kontrol altına alacağını, artık daha da azalacağını söylüyor. Ne düşünüyorsunuz? O sağlanabilir mi bu? Yani tabi e, tabii insanlar olarak biraz hafızamız zayıf. Ben şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2020 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021'in Temmuz'unda ekonomi coşacak demişti. Yani bugün kayıtları hala var. 2021'in Temmuz'una geldiğimizde Nurettin Nebati bakan oldu, ekonomi bakanı oldu. Aralıkta 2021'in aralığında işler düzelecek demişti. 2020'nin aralığına geldiğinde Nurettin Nebati şöyle bir 6 aylık bir uykuya dalalım, uyandığımızda ülke coşacak demişti. Biz uyumadık ama uyuyanlar vardı e, mutlaka. 6. aya geldik 2022'nin 6. ayına. Bugün de Aralık'tan bahsediliyor. Aralık ayına geldiğimizde de eğer seçimler zamanında yapılacak olursa Haziran'dan bahsedilecek. 2023 Haziran seçimlerinden sonra ülke ekonomisinin coşacağı konuşulacak. Artık vatandaş bunları e, yutmuyor tabir yerindeyse. Yani 20 yıl boyunca Yalçın Bey... Türk insanı, hem hemşehrilerimiz 50 milyondan başlayan seçme bugün 60 milyon ulaşmış vaziyette. Yapılacak, yapılan seçimlerin hepsinde AK Parti'nin vaatlerine inandı ve destek oldu. Yani bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama bugün artık AK Parti'nin vaat ile söylemeye çalıştığı şeylerin gerçekte olmayacağını insanımız gördü. Yaşı müsait olan izleyicilerimiz hatırlarlar 2002 seçim çalışmalarında e, Sayın Cumhurbaşkanı o dönem AK Parti Genel Başkanı olarak katıldığı mitinglerde eline bir tane simit alır asgari ücreti çay ve simitle kıyaslardı. Ve derdi ki bir asgari ücretli 3 e, çocuklu bir anne baba 5 kişilik bir aile çay ve e, simitle geçinemeyeceğini söylerdi. Aradan 20 yıl geçti muhalefet liderleri yine eline simit alıp mitik meydanlarında gezecekler ve çay simit hesabı yapacaklar. Yine asgari ücretle geçinemeyeceği bir hal almış vaziyette. O zaman biz ne anladık bu işten? 2020'deki, 2022'deki e, yanlış hatırlamıyorsam Ak Parti iktidara geldiğinde e, ilk e, 19. sıradaydık. Ekonomi özür diliyorum. 21. sıradaydık e, dünyadaki en gelişmiş ekonomiler arasındaki 21. sıradaydık. 2021'e geldiğimizde aynı yerimiz olduğumuzu gördük. 2022'de de öngörülen 22. 23. sıraya düşeceğimiz öngörülüyor. 20 yıl boyunca ne değişti? Hani e, bizim küçükken çocuk e, büyüklerimiz masal anlatırken az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, dönüp arkamıza bakmışız ki bir arpa boyu yol almamışız derlerdi. 20 yıl boyunca da dönüp arkamıza baktığımızda askeri ücrette hala problemli. Ee, ekonomimiz hala sıkıntılı. Eğitimle alakalı problemlerimiz işte en son geçtiğimiz hafta LGS sınavları açıklandı. 84 bin öğrencimiz sıfır çekmiş. 20 yıl boyunca siz bu ülkeyi yönetiyorsanız, Milli Eğitim Bakanı defalarca değiştirdiyseniz sayısını artık takip edemez olduk. 7. 8. Milli Eğitim Bakanı görevde. Hala 84 bin çocuğumuz e, sıfır çekiyorsa bunu oturup konuşmamız gerekir. Dış politikamız neydi 2002 yılında bu arkadaş iktidara geldiğinde komşularla sıfır sorunla e, dünyayla barışık hale gelecek geleceğiz demişlerdi. Bugün herkesle kavgalıyız. Etrafımızdaki herkesle kavgalıyız. En son NATO zirvesinde zoraki bir barışma gerçekleşti ama ben o barışmanın da bir hayli alamet olmadığını düşünüyorum. Niye? Yalçın Bey izleyicilerimize ben buraya dikkat çekmek istiyorum. Bir toplantıda Amerika mutlu, Almanya mutlu, İngiltere mutlu, Fransa mutlu, Türkiye mutluysa orada bir sıkıntı vardır. Yani bütün bu bileşenler, bütün bu dünyayı derinlerden yönetme iddiasında olan ülkeler, Türkiye dışındaki ülkeler önemsizlikle diyorum, mutluysa hepsi gürücük açıyorsa yüzünde bu hayır alamet değildir. Niye? 2003-2004 yılında Condoleezza Rice, ABD'nin Dışişleri Bakanı çık dedi ki, büyük Orta Doğu projesini başlatıyoruz ve 22 tane ülkenin sınırları değişecek dedi. Ve haritalar yayınladı. O haritaya baktığımızda o 22 ülkelerden biri de bizdik. Türkiye'ydi. O meşhur bir harita vardı malumunuz. Türkiye'nin üçte birinin farklı coğrafyada ayrıldığı bir harita vardı. Ve o Büyük Orta Doğu projesini organize eden biraz önce ifade ettiğim ülkeler gürücükler saçıyorsa, mutlu olduklarını ifade ediyorsa bizim tedirgin olmamız lazım. Eğer İsrail bizim politikalarımızla alakalı, Orta Doğu'daki gelişmelerle alakalı mutluysa bizim politikalarımızı gözden geçirmemiz lazım. Bir adamların hedefi var, arz-ı mevut diyorlar. Fırat'ta, Nil arasındaki tüm topraklar İsrail toprağı olacak diyorlar ve bunu gizlemiyorlar. Evet. Ve bizim bununla alakalı, bunu engellemeye yönelik hiçbir hamlemizin olmadığını da üzülerek görmekteyiz maalesef. Evet. Sayın Başkan ben çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii e, önemli gelişmeler, siyasi aktörler çok önemli tabii. Aynı zamanda faktörler ve e, detaylar çok fazla çok uzun zaman aralığında bütün detaylar aslında konuşulabilir. Ya bir yorumlarınızı da değerlendirmelerinizi bu noktada merak ediyoruz. Yine inşallah farklı programlarda bir arada olacağız diyelim. İnşallah. Tekrardan efendim bayramınızı kutlu kutluyoruz. Nice bayramlara diyoruz inşallah ve geldiğiniz için de çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için, sizlerin, arkadaşların buradaki kameraman arkadaşlarımızla bayramlarını tebrik ediyorum izleyicilerimizle bayramlarını tebrik ediyor. Daha nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Efendim çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler bir bayram özel programının daha sonuna geldik. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Arıkan bizlerle birlikteydi. Efendim kendisiyle özellikle hem Kurban Bayramı'nı hem de özellikle ülke siyasetini konuşmaya çalıştık. Siyasette ne gibi gelişmeler var neler oluyor? Özellikle Saadet Partisi Altılı Masa'nın bir efendim bireyi ve bu noktada da nasıl çalışmalar var neler oluyor? Ne gibi gelişmeler var? Saadet Partisi bu noktada ne düşünüyor? Sayın Başkan'dan Saadet Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak e, yorumlarını dinlemiş olduk. Aynı zamanda ülkedeki gelişmeleri de kısaca kendisine dinledik. Ben başkanıma bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere. Bayramınız mübarek olsun efendim.